Sizinle bugün çok enteresan bir söyleşiye tanıklık edeceğiz hep birlikte. Çünkü ben de kendisiyle yeni tanıştım. Işıl Arısoy ile birlikteyiz. Çok farklı, çok enteresan bir iş yapıyor. Bize katılın. Işıl, ne iş yapıyorsun sen? Ben fotoğraf bazlı dijital sanatçıyım. Fotoğraf bazlı dijital sanatçı. Aynen. Ne demek? Aslında hani baktığımızda dijital sanatçıyım. Bunu neyle yapıyorum? Fotoğrafla yapıyorum. Bir sürü fotoğraf çekiyorum. Büyük bir arşivim var ve bu fotoğrafları bir araya çıkartıp, bir araya getirip farklı bir iş çıkartıyorum. Yani ilk başta başladığım gibi olmuyor bitirdiğim iş. Yani kolaj mı? Tam kolaj değil aslında. Kolajda çünkü baktığımızda objeler kendi başına da bir şeyler ifade ediyor olurlar. Atıyorum bu saksıyı kullanırsanız, bu masayı kullanırsanız. Ben de bunların hepsini üst üste bindiriyorum. Bazen saksının bir kısmı gözüküyor, bazen tamamı gözüküyor. Şöyle söyleyeyim, diyelim ki Ayasofya bazlı bir iş yapacağım. Ama Kore'de çektiğim bir duvarın bir parçasını kullanıyor olabilirim. Bunun yanında da hani kendi elimle de bir şeyler yaptığım için çizimler. Hepsini birlikte bir araya getiriyorum. Başka bir şey çıkıyor. Çok yani. Anlayamadım. Sen bize bir göstersin de anlarım ben. Göstereyim ben. İyice anlaşılır olsun. Daha mantıklı. Şimdi... Bu bir foto... Fotoğraf resim mi? Ne diyeceğiz buna? Bu bir dijital baskı. İçinde resim var. Minyatür var aslında. Yani klasik Osmanlı sanatından bildiğimiz minyatür var. Minyatür tekniğini kullanıyorum. Fotoğraf var ve bunların hepsinin birleşim var. Şöyle anlatayım. Burada gördüğünüz 4 tane kadın var. İşte bir deniz var, bir sahil var. Bir dakika, ben 4 kadın göremiyorum. 1, 2, 3. Bir de burada uzanmış. Evet. Burada anlatılan hikaye şu. Bu Galata Kulesi. Bu taraftaki kadın İstanbul'un tarihi alanı temsil ediyor. Aynen. Evet, burada camileri işte görüyoruz. Kadın üzerinde mozaikler var vesaire. Burası İstanbul'un şehirsel yönünü tanımlıyor. Hani baktığın zaman Eminönü'nden Galata'ya, hani bunu görürsünüz, Tarih Yarımada'da da vardır, işte şehirden parçalar da vardır. Bu hanımefendi burada, o da Haliç. Evet, peki. Şimdi bunların hepsi ayrı ayrı başka mekanların fotoğrafları mı yani? Aynen. Bu kadınları ben elimle çizdim, sulu boyayla. Başka bir şekilde, başka bir yerle çizdim. Bu tamamen bu bittikten sonra bunu işte dijitale aktardım. Ve daha sonra da kendi çektiğim fotoğrafları kullanarak bu işi baştan tasarladım. Ne yaptım? İşte burada hatırlıyorum, ben Kore'de çektiğim fotoğraflardan faydalandım şehri desteklemek için. Burada başka mekanlarda çektiğim çiniler kullanıldı. Muhtemelen caminin ismini şu anda anımsayamadım. O caminin çektiğim çinilerini kullandım. Bu şekilde bu resmi desteklemiş oldum. Daha önce işte bu gördüğünüz her şey aslında fırçayla yapıldı. Şurada küçük mozaikler dahi aslında çok ince fırçayla yapıldı. Bu resmin orijinali A4 boyutlarında ya var ya yok. Aslında bu da benim yeni yaptığım bir teknik. Daha önce bu minyatür kısmı olmadan bu işi tasarlıyordum ben. Şimdi daha tekil, daha özel bir içerik oluşturmak için hepsine beraber bir araya getirip bu şekilde bir iş ortaya çıkartıyorum. Burada hem sulu boya var, çizim var, hem fotoğraflar var. Aynen. Ve bütün bunlar dijitalde. Yani yeni bir sanat anlayışı aslında. Aynen öyle. Tabii ki. Çağın sanatı galiba, dijital sanat. Dijital sanat bence çağın sanatı. Yani tabii ki orijinal işin değeri farklı ama zaten teknoloji çağındayız. Dolayısıyla hani dijital iş yakında daha farklı boyutlara gelecektir. Neyse, ben de hani zaten beri seviyorum teknolojiyle ilgilenmeyi. Böyle bir yaklaşımda... Biraz uzatalım mı ileriye doğru? Biraz yakından görünmeye çalışılsın. Şöyle. İkiyi... Hani bilmiyorum ne kadar görünüyor şu anda. Bence görünüyor. Tek kamera, tek açı. Şöyle kaydırma vesaire yapalım. Tamam. Bu şekilde. Yakından görmek isteyenler olursa diye. Böyle hallediyoruz. Pratik çözümler bulmaya çalışıyorum. Bence de. Burada şu anda kaç tane fotoğraf var? Tahminen söyleyeyim ben size. Burada rahat 10 tane fotoğraf kullanmışımdır. Enteresan. Peki nereden aklına geldi? Niye böyle bir iş yapıyorsun? Şöyle, ben... İndirebiliriz onu. Tamam.
aslında ekonomi yani işletme olarak yaptım. Ama paralelinde hep bu işlere meraklı olduğum için hep ders aldım başka sanatçılardan. İşte Resul Aytemur'dan, Sinan Demirtaş'tan resim yapmaya başladım. Ama böyle resim tam beni kesmedi. Sonra fotoğraf da öğrenmek istiyorum. Ben fotoğraf öğrendim, fotoğraf çekmeye başladım. İkisi ayrı ayrı, o da beni kesmedi. Masaüstü yayıncılık diyorlar aslında. Biraz illüstrasyon, biraz Photoshop, yani grafik tasarımla alakalı bir şeyler yapmaya başladım. Bunların hepsi ayrı ayrı okey, güzel ama hiçbir tanesi beni tamamen kesmedi. Sonra bir gün otururken, yani ben bunu niye birleştirmiyorum? Gerçekten de hepsini bir araya getirdiğim bir seri oluşturdum. Hem benim yolum bu, kesinlikle. Hoşlandın, hoşlandım. Çünkü hem çizim yapabiliyorum dijitalde. Hem fotoğrafın esnekliğinden faydalanıyorum, dijitalin esnekliğinden faydalanıyorum. Mikrofonu ben kontrol edeyim, birazcık aşağıda kalmış. Umarım seste bir kayıp olmamıştır. Devam edebiliriz. Dolayısıyla hepsini bir araya getirerek başka bir eser yaratmanın zevkini yaşadım, öyle söyleyeyim. Yani benim ilgimi çeken şeylerin arasında film endüstrisi var. Dolayısıyla orada yapılan şeyler daha çok beni cezbediyor. Hani birazcık da o yolla bu işe başladım. Yani oradan aldığım ilhamı bu tarafta kullanmaya başladım. Bunun sebebi de şu, dijitalde limitsizsiniz. Yani bir fotoğrafı defalarca kullanabilirsiniz. Büyük bir özgürlük alanı açıyor aslında. Tabii ama yani kesinlikle. Yani bu bir işin tabii ki geleneksel yolla yapılmış bir işin farklı bir değeri var. Fakat bunda da o kadar esnek ve o kadar farklı şeyler yaratabiliyorsunuz ki hani bu çok özel geliyor bana. Yani evet, herkes Photoshop yapabilir, herkes bilgisayarın başına oturup bir şeyler çıkartabilir, herkes Instagram için bir takım işler yapabilir. Ama hani sonuçta bunun tasarımını yapmak, bunun geri planını doldurmak, bu tool'ları kullanarak sizin oraya başka bir şey çıkartıyor olmanız çok farklı bir yol. Peki bunların arkasını tabii sen nasıl doldurdun? Hani bir taraftan işletme eğitimi almışsın, pazarlama dünyasında çalışmışsın. Doğru. Hani ne kadarlık bir kariyerin pazarlamada geçerken sen ne kadarlık bir zamanını, eğitimini harcadın ki kendini nasıl besledin, nasıl eğittin, nerelerden eğitimler alarak bu noktalara gelebildin? Bir de kariyer hayatın da ne yaptın? Nerede çalıştın hani bunu yaparken? Şöyle ben... hangi alanda? Sektörde daha doğrusu, evet. Şirket ismi değil de. Anladım. Ben pazarlamada çalıştım çok uzun yıllar. Aslında işletme mezunuyum. İstanbul Üniversitesi işletmeden mezun oldum. University of Exeter'da uluslararası işletme master yaptım. Daha sonra uluslararası firmalarda çalışmaya başladım. Önce hızlı tüketim malları sektöründe çalıştım. Daha sonra IT'ye geçtim. Telekomünikasyonda çalıştım. Ve hep pazarlamada işte marka müdürlüğü, ürün müdürlüğü yaptım. Ha, böyle yani yönetici pozisyonunda da yükseldin yani. Aslında yönetici demeyeyim de hani üründen sorumluydum ya da bir sektörden sorumluydum. Yani müdür müsün, müdürsün. Yöneticilik değil mi müdürlük? Yani onun gibi, evet, yani farklı partileri yönettiğiniz bir pozisyon günün sonunda baktığınızda. Dolayısıyla oradan gelen bir bilgi var üzerimde. Pazarlamada çalışmanın şöyle bir avantajı var. Çok fazla insana açıksınız, çok fazla ajansla çalışıyorsunuz, çok değişik şeyler görüyorsunuz. Ben de meraklı bir insanım. Dolayısıyla çok fazla beslenme şansım oldu. Ama içimde benim sanatçı olmak var ya, ben zaten bir ara bunu yapacağımı biliyordum. Çünkü bir taraftan da devam ediyordum çalışmalarına. Ya hani üniversitede bunu yapmamış olabilirim ama paralelde ben bunu hep götürdüm. Hep dersler, işte kurslar vesaire, az evvel bahsettiğim gibi İyi ressamlardan geleneksel çizim dersleri aldım, işte boyayı öğrendim vesaire. Çok uzun yıllar, herhalde 5-6 yıl öyle geçmiştir. Ya yani Bon Jovi'nin bir tane albümü var, ya da şarkısı mıydı? I'll sleep when I die, öldüğümde uyuyacağım diye. Ben yani gündüz işte çalışıyordum, akşamları çizim yapıyordum, hafta sonları atölyeye gidiyordum. İşte bir ara grafik tasarım öğrendiğim için işte tişört tasarladım. What's Normal diye bir tişört markası yarattım. İşte o epey onu sattık, bir şeyler oldu falan. Yani şimdiki işinden önce bir de böyle bir girişimin oldu. Tabii yani. Tabii, aynen. Yani ama bunu çalışırken yaptım. Hmm. O zamanlar şey yoktu. Yani o zamanlar dediğim gerçekten yoktu. Böyle dijital baskılar vesaire yoktu. Ben koltuğumun altına
çizimlerimi alıyordum. Mert'e gidiyordum. Kapı kapı geziyordum. Her şeyin böyle çizimlerim var falan. Şey diyorlar bana, abla biz çalıyoruz. Ne uğraşacağız bunlarla? Aynen, biz onu çalıyoruz. Gerçekten, yani böyle, gerçekten öyle söylüyorlardı. Sonra ama bir grup bana inandı. Böyle 6-7 tane işimi onlara satmıştım. Epey de iyi para kazanmıştım. Ama baktım o iş öyle olmuyor. Benim kendi markamı yaparım. Ben markamı ediyorum zaten. İşte sonra What's Normal'ı kurdum. What's Normal'da aslında benim bulunduğum hayattan ortaya çıktı. Yani normal olan ne ki? Yani şimdi geldim, doğdum, işte üniversiteye gittim, şimdi bir iş yerine çalışıyorum, ben sanatçı olmak istiyorum. Yani normal olan ne? Niye biz böyleyiz? Vesaire. İyi sorgulayan. Sorguladıktan sonra öyle bir marka kurdum. Ama tekstil işi tabii ki yine dediğim gibi o dönem birazcık daha zor bir zaman, 10 yıl evvelden bahsediyorum. Onda da gittim, kendim buldum. İşte tişörtçüyü bu bilmem ne vesaire, abla biz 15 bin adet basıyoruz, ben 500 adet bastıracaktım falan derken yaptım, bitirdim, okey yapıldı ama dedim bu iş de değil benim aradığım şey, bu değil. Aslında bir yerde deneme yanılma mı yaptın? Aynen, aynen. Bir arayış içindesin ama ne yapacağını bilmiyorsun, o yüzden çünkü şey var, çalışıyorum, tabii ki pozisyonum gereği getirisi de çok iyi. Şimdi bırakacağım zaman hani değecek bir şey olmalı. Tabii. Aslında zaman kaybı. Bir de bir hayat standardın var. Aynen. Hani yaşadığın evler var, harcamaların var. Aynen. Bunları karşılayacak bir belli ayırdığın maaşın var. Aynen. Ve o maaşla yaşıyorsun. Ve şimdi yeni iş kurduğunda o maaşın da geçecek. Olmayacak. Ve ben hani sanat etrafında dolanıyorum bir yandan ki da. Ki bizim ülkemizde sanat para etmiyor yani. Yani. Hani sanatçıların durumu ortada, ne kadar para kazanabiliyor ki? Ya bu arada şey düşünüyorum, hani sanatçılar öldüğü zaman kazanım şeyi değişti. Artık sanatçılar para kazanıyorlar. Evet ama hani bizim ülkemizde bu birazcık daha zor. Çünkü piyasa, yani pazar dar, sığ bir pazar var. Pazar sığ olunca çok az insanın şansı olabiliyor. Hı-hı. Bu olmayacak manasına gelmiyor ama işler birazcık daha yavaş ilerliyor. Aynen, zor ilerliyor. Devam edin. Peki ne oldu da tamamen kurumsal hayatı sona erdirdin ve servis çalışmaya başladım. Ben bahsettiğim gibi bu işleri nasıl yapacağımı çözdüm. Dedim ki ben sanatçı oluyorum. Yani bu tekstil değil, şey değil, grafik tasarımı değil yani. Ben sanatçıyım ya. Yani gerek yok bunun etrafında dolanmaya. Yani paraysa da yaparız herhalde bir şekilde, bilmiyorum dedim. Bu bir tane What's Normal serisi oluşturdum. Portrelerden oluşuyor. Ve hepsinin bir hikayesi var. Bununla beraber Resul Hoca'ya gittim. Dedim ki Resul Hoca, dedim. Ben tabii o zaman bilmiyorum da sanatçıyım ya. Şimdi İş hayatından geldiğim için, yani hala işteyim ama o sırada biz şeyiz yani, kendimize güveniriz. Yani ben sergi açacağım. Mesela şöyle girdi, bizim orada olmaz dedi yani. Bunlar buraya uymuyor. Bir de ben dedi, benim tarzım değil bunlar dedi. Ama dedi, ben sana dedi, başkasını tanıştırayım dedi. Bana Deniz Han Bey'i tanıştırdı. Deniz Han Bey'le tanışmam 2 senemi aldı. Çünkü çok yoğun çalışıyordum. O da çok yoğun çalışıyor. Bir gün şey oldu, en son çalıştığım şirkette, yani ben bu iş olmayacak böyle, zaten şirketin durumu da kötüye gidiyordu. Şirketten ayrıldım, Deniz Han Bey'le bir hafta içinde tanıştım. Ondan sonra da yavaş yavaş başladım, gerçekten bir kişiyi tanıyarak başladım yani, bir kişiyi biliyordum. O da sağ olsun hep destek oldu, işte serilerimin oluşumunda, işte bu işler nasıl oluyor, yani benim için önemli olan bir portföyüm var. Yani doğru yolda mıyım, değil miyim? Yani okey, Bizans'tan geliyorum ama bu diyarlar başka diyarlar yani. Tabii. Başka bir insan konuşuyor. Hani hobi olarak çalışmak başka bir şey, onu iş olarak sürmek, o piyasanın içine girmek. Tamam, ama farklı bir şey. Senin elinden tutan? Ya bir oldu yani, sağ olsun insanlar yardımcı oldular. Hani beklediğim kadar hızlı olmadı ama demek ki yavaş ilerliyormuş öyle. Biz alışkın değiliz kurumsalcılar bu tarz şeylere. Biz deadline... Hızlı falan filan, böyle artık zaman geçiyor yani falan. Onlar şey dedi, yani bizim takvim doldu falan. Yani benim onları sıvı çok... Boş takvimi nasıl yakalayacaksın? Ben nasıl oluyor bu iş falan. Tabii ki epey bir zamanım aldı. Allah'tan insanlar yardım ettiler. İşte şimdi çalıştığım bedeliyle tanıştım, mikserle. Onlar işimi beğendiler, beni aldılar. Ama orada bile ilerleme böyle bir zaman aldı. Kanı hızıyla. Ya bence öyle. Herkes için normal. Bence. Peki başlangıcın kaç yıl önce oldu? Yani kurumsaldan. 6 yıl oldu. 6 yıldır bu şekilde dijital fotoğraf bazlı dijital sanatçıyım, evet. Ay ne kadar. Dijital sanatçı yani. Diyebilirsiniz, sorun yok. Fotoğrafçı diyebilirsiniz. Aslında tamam. Hepsi aynı yola çıkıyor. Tamam. Ben sadece hani... Fotoğraf bazlı dijital sanatçı. Evet, aynen. 6 yıldır yapıyorsun. Evet. Peki.
her yeni bir şey yapıyorsun, farklı bir şey yapıyorsun. Türkiye'de yapılan bir şey mi? Onu öğrenelim önce. Yani bunu farklı farklı şekiller yapan insanlar var. Birebir benim gibi yapan yok. Hani aynı yolda gidip farklı çıktılar yapan başka sanatçılar var. Yani, çok iyi bilinen. Fotoğrafla yeni bir resim oluşturan başkaları var mı? Fotoğrafı yorumlayan insanlar var diyeyim. Yani mesela Murat Germen var. Onun da manipülasyon, daha doğrusu fotoğrafla farklı işler yapıyor. Ama hani günün sonunda ikimizin çıkarttığı şey birbirinden farklı. Ali Alışır var. O işte daha çok stüdyoda tahmin ediyorum. İşi çözerek daha sonra post production'da bunu gerçekleştiriyorum. Benimki daha çok post production işi. Yani ben gidiyorum, fotoğrafı çekiyorum, sürekli fotoğraf çekiyorum. Daha sonra bunları bilgisayarda, asıl benim işim bilgisayarda tamamlanıyor. Diğerlerinin işi hani fotoğrafla ya da yani sokakta veya stüdyoda da tamamlanıyor. Yani aynı işi yaptığınız bir sürü insanlar var ama farklı farklı output'lar var, çıktılar var diye. Aha, anlıyorum. Peki şimdi malum kadın olmak zor. Evet. Kadın sanatçı olmak daha da bir zordur herhalde. Biraz tanımlar mısın yaşadıklarını? Hani kurumsaldan ayrıldın, evet biraz az önce bahsettin ama o herkesin yaşayabileceği, her genç sanatçının ilerlediği yolda hani karşılaştığı sıkıntılar. Ama bir de kadın olmaktan kaynaklı yaşadığın sıkıntılar, engeller ya da sorunlar neler oldu? Onları anlatır mısın? Ya şöyle hani birebir başıma bir olay geldiği için değil ama şöyle bir sıkıntı oluyor bir kadınsanız eğer. Ben girişken bir insanım. Hani bir işe girerken de korkmam açıkçası. Konum sıvarım yani kendimi sıvarım. İşe dalarım. Fakat burada hani iş değiştirmeniz gerekiyor. Hani business dilde konuşmanız gerekirse. İş geliştirmek için çok insanla tanışmanız lazım. İş hayatında bir sizin üzerinize taşıdığınız bir etiket var. Hı hı. Bir şirket olabilir bu ya da kendi şirketiniz olabilir. Ben burada tek başıma kendi ismimi varım. Dolayısıyla birisiyle iletişime geçtiğiniz zaman kendiniz olarak iletişim kuruyorsunuz. Orada o dengeyi çok iyi kurmanız lazım. Yani birisine gidip de bir sanatçıya gidip de işte abi gel seninle bir çay içelim. Yani nasıl yapıyorsun bu işleri derken dikkat etmekte fayda var. Çünkü başka yere de gidebilir. Başıma gelmedi ama bu bir şey. Aç, bu bir gerçek. Bunlar gerçekler, konuşalım istiyorum. Yani yanlış anlaşılabilir. Yani gayet hani ben iş için konuşmak istiyor olabilirim. Ama hani karşı taraf benim ona başka sebeple yaklaştığını düşünüyor olabilir. Açık konuşsana ya. Yani senin onunla flört etmeye çalıştığını falan mı düşünüyorsun? Evet, yani düşünebilir. Ya bu bir gerçek. Yani bu hani bizim iş hayatında çok kolay bypass edebileceğiz bir şey. Ya ben zaten işte bilmem ne firmasında çalıştığım için. Tabii. Yani ne alakası var. Ama burada siz kendiniz ışıl olarak gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte ya telefonu yoktur. Sana Instagram'dan yazmak zorundasınızdır iletişim kurmak için. İşte atıyorum Ahmet selam işte ben Işıl, ben de bu iş yapıyorum, şu galeride çalışıyorum. Ya ben senin gelişimini çok ilgimi çekiyor, işlerini de beğeniyorum. Acaba seninle tanışabilir miyiz, bir kahve içebilir miyiz diye demek isterim ama demiyorum genelde. Çünkü çok emin de değilim nasıl olacağına dair yani. Peki diyelim ki öyle bir durumla karşılaştın. Gittin, karşı taraf bunu bir flört gibi algıladı. Nasıl kesersin, ne yaparsın? Bir kere anlamazdan gelirim. En güzel yöntem. Görmezden gelmek, anlamazdan gelmek. Yani çok şansını zorlamazsa ben almam gerekeni alırım, sormam gerekeni sorarım. Teşekkür ederim, kalkarım, bir daha da iletişim kurmam. Bu kadar. Peki sence niye böyle bir bakış var? Şimdi bu bizim aslında hepimizin başına her noktada gelebiliyor. Yani telefonla konuştuğunuzda, bir yerde karşılaştığınızda dahi erkekler hemen flört etmeye çalışıyorlar sizinle. Neden kaynaklanıyor sence bu? Ya niye karşınızdakini bir insan olarak görmek yerine hemen flört edebilir miyim acaba bununla diye kafası çalışıyor erkeklerde? Ya, sen diyorsun ya ben işimi öğrenmeye çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya bende öyle bir şey yok. Ben kadın erkek diye değil de ben insan olarak gördüğüm için çok da zaten anlamıyorum. Öyle şey başıma geldiyse de fark etmemiş olabilirim yani. Ama hani niye başınıza geliyor? Bence bazen bazı şeyleri çok
tekrar etmekte de sıkıntı var. Mesela atıyorum medyada söylediğim bir takım şeyler üçüncü haber, üçüncü sayfa haberi olarak önümüze getiriliyor ya, aklında olmayan bir de aklını çelecek şeyler gibi ya da ne bileyim bir dizide vesairede bu geliyor. Hani olmayan bir şey sanki ona dikkat çekiyormuş gibi dizide o konu ediliyor. Oysa o şu şey, bu suçuna sebep oluyor. Yani ona eziz kabul ediyorlar. Bu böyledir gibi, doğruymuş gibi. Maalesef işte o kalıplar yüzünden biz aynen bunu haksızlığa vuruyoruz. Aslında normal hikayesi aslında yani normal olan ne ki dediğim hikaye aslında buradan çıkıyor. Yani normal olan ne ki ben böyleyim, sen böylesin. Ya bir kere kadın erkek diye bir şey niye var yani? Yani şöyle tabii ki güç babında ayrıyız ama yani sonuçta iş yapıyorum ben. Yani şu anda ne senin kadınlığın ne benim erkekliğim söz konusu değil. Değil yani. Sorun o ama değil yani. Bir fark var. Konuyu değiştiriyorum şimdi. Kadın olmak, kadın sanatçı olmanın sanatında nasıl bir etkisi var? Hadi bunu yine kaldıralım, yine gösterelim. Şimdi yani senin ne farkın var? Kadın olmanın sanatına nasıl bir etkisi var? Artıları, eksileri neler? Bir farkın var. Kadınlar illaki bir fark yaratıyorlar yani. Bütün şeyleri üzerine çekecek şekilde bir kere daha inceyiz. Daha estetiğe yakınız. Dolayısıyla bir ayrıca mesela eğer kadın çiziyorsanız zaten kadın sensin. Yani sen en iyi tanıdığın objeyi çiziyorsun. Kendini objeyle koymuş olduğu ama figürü çiziyorsun. Yani kendi vücudun zaten. Biliyorsun, tanıyorsun vesaire ve onu daha estetik hale getirmenin triklerini biliyorsun. Dolayısıyla bir kadını bir kadının yorumlaması daha farklı oluyor. Şimdi erkeğin diyelim ki nü fotoğraf çekiyorsun. Bir erkeğin nü fotoğraf çekmesiyle bir kadının nü fotoğraf çekmesi arasında bence fark var. Aa, nasıl bir fark var? Ya yine söylüyorum. Ben tanıyorum o vücudu. Yani neyin nasıl estetik çıkacağını biliyorum ama erkekler de tanıyorlar, tanımıyorlar. Ama onlara sahip değil. O başka bir bakış açısıyla ona bakıyor. Dolayısıyla hani o daha farklı oluyor. Şöyle mi oluyor? Hani biz bir kadın olarak vücudumuzun hangi noktasının daha güzel olduğunu, hangi noktanın ne, hangi davranışla bize ne hissettirdiğini daha iyi bilmemiz estetik için bizim işimiz aktarabiliriz. Evet. Estetik bizim işimiz. Güzel bir başlık çıkardı. Estetik kadınların işi. Tabii yani estetikten derken estetik ameliyat vesaireden bahsediyorum. Tabii estetik oluştan bahsediyorum. Sanat yani. Dediğimiz aynen. Zaten temeli estetik değil mi? Doğru. Yani dolayısıyla hani bir takım şeyleri yorumlamak daha farklı oluyor. Yani hani evini sen tasarlıyorsun, yemeğini sen tasarlıyorsun. Bu arada bu etiketler hiç sevmediğim etiketler ama günün sonunda evet sen yapıyorsun yani. Evet ne kadar da feminist olsak üzerimize ya, kalan şeyler oluyor. Erkekler yanaşmıyorlar o sorumluluğu almaya. Halbuki çocuk da hepimizin, evet. Evde hepimizin. Hani ev işi yapılacaksa erkek de yapsın, çocuk da yapacaksa. Dediğim gibi benim birlikte yağlı problemler hiçbir zaman olmadı bu. Çünkü dediğim gibi yani öyle onu hiç üzerime almadım. İstalleştirmediğim için hiçbir zaman da böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ama evet doğru soruyorsunuz. Zaten kadınlar yani. Anne olmak zorunda da değil herhalde. Değil ya yani. Aynı zamanda. Bizim birinci kimliğimiz annelik değil. Biz kadınız, hani kadın doğru. Olarak varız. Aynen. Ama sanki kadınlar sadece anne olurlarsa varlarmış gibi davranılıyor. Öyle bir şey tabii ki mümkün yok. Kabul etmemiz mümkün değil. Yani annelik, terzi, berber nasıl varsa işte kadınına da doğum özelliği verilmiş. İster doğurur, ister doğurmaz ama bu kadını tanımlamaz. Doğru. Bence. Yani içgüdülerden biri ama herkes de olmak zorunda değil. Herkes de o kuvvetli olmak zorunda değil ya da toplumun modern toplum altında o içgüdü zayıflamış olabilir. Dolayısıyla hani herkes bunu yapmak zorunda değil. Güzel. Şimdi dönelim tekrar senin işine. Biz sergi açtın mı? Neler yapıyorsun? Neler yapmak var kafanda? Onları tamamlayalım, toparlayalım, notalandıralım. Geçen sene ben Mixer'de ilk solo sergimi açtım. Ay harika. Evet, teşekkür ederim. Hani bu benim için çok önemli bir adımdı. Sonuçta hani sonradan sanat dünyasına girip hani bir son sergi açmak bu da kabul edilebilir bir galeride olması benim için önemliydi. Mixer'de sağ olsun bana bu fırsatı verdi. Uyuyor musun isimli bir sergi. Uyuyor musun da şuradan çıktı. Ben tabii 600 kişilik şirketlerle çalışıp bir gün sonra tek başıma evde başlayınca bir de arayış başladı. Ben ne yapıyorum? Yani işte kimse yok evde.
Günaydın Orkide, ne haber Subidolu? Bugün de mailler uzaya gitti Allah'ım falan. Günaydın Subidolu. Öyle oldu gerçekten, çok uzun bir süre öyle geçti. Yani sıfırdan bir işe kalkışıyorsunuz. Üstelik kalkışınız şey, ben sanatçı olacağım. Bir atölye açacak halin yok, evinde çalışıyorsun. Evinde çalışıyorum, yani öyle bir ihtiyacım hala yok. Çünkü yaptığım iş itibariyle bunu kaldırabiliyorum. Ama yani zaten kapalı bir çevreye girmeye çalışıyorum. Sanat dünyası canlısı. Biraz kapalı bir çevre. Hani ben oraya bir anda merhaba, ben de işte bir şey oluyor oldu, benim böyle işler var. Hani düşünürseniz falan. Yani yok öyle bir şey olmadı tabii. Sonra bir arayış başladı. İşte ben ne yapıyorum, işte dediğim gibi Batman'ın çıkışından beri var aslında o. İşte bu spiritüel mevzular, kişisel gelişim vesaire, onlara çok merak sardım. Yorumlamak, işte kendimi sakinleştirmek de var işin içinde tabii. İşte araştırırken, okurken birkaç seri çıktı. İşte bir tanesi Subliminal'di. O işte hani görünenin altında daha fazlası var gibi. Daha sonra Long Time No See, uzun zamandır görüşmüyoruz diye bir başka bir seri çıkarttım. O da işte biraz Batı spiritüelizmine kaymaya başladı. Seri çıkarttım derken bunları çıkarıyorsun ve bilgisayarda sergiliyorsun. Aslında şöyle, ben bir sanatçı olarak yaptığım iş itibariyle de hem kendi çalışkanım hem de işim çalışmaya müsait. Dolayısıyla birden fazla iş üretebiliyorum. Bunları da hani bir seri halinde üretmek her zaman beni anlatmak açısından daha avantajlı. Ne yapıyorum, nasıl yapıyorum, arkadaki hikayeni vesaire. Yani bir hikaye kitabı gibi aslında seri düzü açıyorsunuz. Aynen öyle, aynen. Bir hikaye anlatır gibi seri yapıyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü hani geleneksel sanatçısınız, yağlı boya sanatçısıysanız da yaptığınız bir takım işler vardır. 10 tane, 15 tane, 20 tane ama bir seri halinde sunarsınız. Derdinizi anlatıyorsunuz çünkü siz orada. Yani bir tane teki işe derdinizi anlatmak çok zor ama hani 5-6 tane işiniz varsa, 10 tane varsa o derdinizi daha iyi anlatırsınız. Benimki de bu mantıkla. Daha sonra işte Gizli Detaylar diye daha çok Doğu Spiritüalizmini anlatan bir seri yaptım. Ama bunlarda hep bir arayış var işte. Ben kimim, nereye gidiyoruz, birlik, ruh, işte arayış, onu aramak vesaire. Düzeltelim, devam. Derken Uyuyor Musun serisi çıktı. Uyuyor Musun da aslında bunların tamamından oluşan bir seri. Yani ruh muyuz, neyiz, bu dünyada niye varız, işte şuradan mı geldik, buradan mı geldik, işte meditasyon falan filan. Yok yok, aslında bunların hepsi yalan, biz aslında dünyadayız, başka bir numara yok vesaire. Yani bu gitgenleri anlatan bir seri. Uyuyor musun aslında şey? Yani aslında bir yerde kendi içsel yolculuğunu mu yansıtıyorsun mesela? Aynen öyle. Dolayısıyla da hani öyle bir seriydi o da. Hani derdimi bu şekilde anlattım, buraya kadar geldim. Yani önce işte What's Normal'da başladım, işte iş hayatı, sosyal hayat. Daha sonra geri planda neler oluyor. Daha sonra işte bu içsellik arayış, ben ne yaptım Allah'ım falan derken onlar bitti. Şimdi yeni dönemde daha tekil işlere yoğunlaşmak istiyorum. Hani elim daha çok kullanacağım, dijital yapıp birleştireceğim. Yani yağlı boya, sulu boya gibi. Sulu boyayla işte. Yani minyatür tekniğini kullanacağım. Niye minyatür bu arada? Ya işte ikisi iki uç işte. Biri dijital, bir geleneksel Osmanlı sanatı. Ama ben minyatürdeki içerikten ziyade tekniğimi seviyorum. O ince çalışmak, benim yarattığım şeyleri çok destekliyor. İllüstrasyon çok seviyorum. Dolayısıyla minyatür bunu hep destekleyen noktalarda. Hani ikisini birleştirmek çok hoşuma giderdi diye düşünüp başladım. Ama dediğim gibi içerik olarak şey yapmıyorum, yani geleneksel Osmanlı sanatı içeriğini yapmıyorum. Günümüze uyarlanmış. Aynen, günümüze uyarlanmış. İşte mesela burada yaptıklarım minyatür tekniğiyle yaptım. Şimdi işte hayalin ne? Şimdi bunların hepsini bir araya getireceğim, yeni bir seri oluşturmak. Belki daha sanatın başka boyutlarını da kullanmak, işte video olabilir, enstalasyon olabilir. İşte yine dijital olur, işte minyatürden bir parça olur vesaire. Böyle daha kapsamlı teknik kullanarak devam etmek istiyorum. Evet, devam etmek istiyorum. Peki işin gelelim hayatını idame ettirme kısmına. Evet, sanatçısın, çok güzel hani üretmek, o perinin, ilham perisinin geldiği anda bir şeyler tasarlamak, yeni başlangıç bir şeyler üretmek harika.
Ama bir de işin geçim derdi mesela. Daha var, evet. Hayatını nasıl idame ettiriyorsun? İşinle ne yapıyorsun da sen hayatını idame ettirebiliyorsun? Evet, hani sanat eserini satar ama sen başka şeyler de yapıyorsun. Doğru. Şöyle, sağ olsun birlikte çalıştığım galeri hani bu konuda çok destekçi. Ama onun yanında yaptığım bir başka şey var ki o da projelerde yer alıyorum. Proje dediğiniz nedir? İç mimari projelerini destekleyen görseller yaratıyorum. Bu benim kendi hali hazırdaki işte portföyüm de olabilir. Veyahut bana gelen bir brief üzerine onu gerçekleştiriyor olabilirim. Nasıl olabilir? Diyelim ki böyle bir mekan. Aynen. Diyelim ki böyle bir mekan. Diyelim ki bu bir restoran olsun. İşte mimar geliyor, diyor ki biz böyle bir yer tasarlamak istiyoruz. İşte bunlar bizim iç mekanda planladığımız 3D görseller, renderlerimiz. Mekanın renkleri şunlar bunlar olacak. İşte bu şekilde duvarlarımız var. Biz bunu bir sanat eseriyle desteklemek istiyoruz. Bize bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz? Yani o mekanın atmosferine uygun eserler yaratmak istiyoruz. Aynen öyle. Kimi zaman elimdeki işler onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Kimi zaman gerçekten onların istediği gibi işler yapıyor mesela. Diyelim ki şu anda bulunduğumuz ortamda gidip etrafta fotoğraf çekip onları kullanıp da bir şey de yaratabilirim. Veya da işte dediğim gibi hali hazırda elimdekilerle başka bir şey tasarlayabilirim. Yani bu şekilde projelerde yer alarak, ya bu aslında benim hoşuma da giden bir şey. Hani sanat olarak baktığımızda, yani %100 sanat olarak baktığımız zaman eleştiriliyor genelde ama yani çağımız zamanı yani tek başına işiniz galeriden satın alıp bir restorana konulmasıyla sizin o restoran için bir şey tasarlamanız arasında bence hiç fark yok. Yok. Dolayısıyla yani ona nasıl davrandıklarıyla doğru. Şöyle bir fark var. Şimdi sanat galerisinde hani yaptığında sen kendin ruhun içinden geldiği gibi hazırlıyorsun ve sanat galerisinde yapıyorsun. Bunu da aynı şey yapıyorum. Zaten olmadan yapmam mümkün değil. Evet aslında ama burada bir sipariş söz konusu, yani siparişle portremi yaptırmak gibi. Belki o yüzden hani eleştiri geliyor olabilir. Yani öyle bakarsan ben siparişle portre yaptırmak sıkıcı olabilir ama yani ben şeyi çok seviyorum. Kendi adıma konuşuyorum tamamen. Bir parçası ol. Ya evet sen. Ben zaten iç mimari seviyorum. Yani o dekorasyon işe ilgimi çekiyor, mimarlık ilgimi çekiyor, yani gerçekten hoşuma gidiyor. Zaten mimari dolaşmak, mimari fotoğrafı çekmek de hoşuma gidiyor. Yani o yüzden hani güzel tasarlanmış bir yerin bir parçası olmak da ama ben hoşlanıyorum, yani zevk alarak yapıyorum. O yüzden hani evet ilham, ben ondan ilham alıyorum zaten, sıkıntı yok benim için. O yüzden hani eleştirdikleri zaman da çok anlamıyorum çünkü ben zevk alıyorum yani. Yani şey olabilir, hani derin bulunmuyor olabilir. Okey, fine yani. Hani o da derin olmasın çünkü benim yaptığım zaten başka şeyler var. Hani oradan benim hakkımda bilgi alabilirler sonuçta. Derin önemli olan senin keyif alman. Keyif alarak yaptıktan sonra kime ne düşer? Son şey, son nokta. Bir kadın sanatçı olarak senin gibi bağımsız şekilde sanat eseri üretmek isteyen kadınlara tavsiyelerin neler olur? Seni baş başa bırakıyorum. Şöyle söyleyeyim, ısrarcı olmak ve moral bozmamak. Yani ha ben bunu her zaman yapabiliyor değilim ama aslında işin özü o. Moraliniz yüksek olacak, hedefinize kilitleneceksiniz ve hiç bırakmayacaksınız. Sürekli o hedefi düşünüp ısrarcı olmaya devam edeceksiniz. Yani bir sürü hayır olabilirsiniz ama siz kendinize inandıktan sonra mutlaka size yardımcı olacak birileri çıkıyor. O yüzden hani söyleyebileceğim en yani tek şey bu olurdu.